çocuğum. Allah'ım, bir pazarım vardı. Ona da gidip gelemedim. Hayır yavrum, altını temizledim. Uykunu uyuttum. Yemeğini verdim. Neden hala ağlıyorsun? Allah'ım, 2 aylık bebek 2 yıllık ağlıyor. Ay. Susmuyorsun çocuğum. Vallahi delireceğim Mesut. Mesut! Anne, ne oldu? Ne oldu? Of, ne zamandır uykusuzum ya. İçim geçmiş. Aşkım, sinirlenme ya. Ağlar bebek bu. Ağlar bebek bu. Sen bana akıl mı veriyorsun ya? Sen kimsin Mesut? Sen kimsin? Aşkım, sinirlenme sen diyorsun. Sen bana yaşını söyle. Senin yaşın kaç? 35. Sen söyle bana yaşını söyle. 35. Sen bana yaşını söyle. Senin yaşın kaç? 30. Yaşın kaç senin? 30. Sen bana yaşını söyle. Senin yaşın kaç? Sen yaşını söyle bana. Söyle yaşını söyle. 35. Sen bana yaşını bir söyle. Sen bana yaşını bir söyle. Ha? Senin yaşın kaç? Yeter o. Şabalak! Ne bu salak salak konuşmalar? Yani bir anneye böyle mi davranılır Mesut? Şimdi diyeceksin ki yeter yeni doğum yaptığı için biraz sinirli, birazcık gergin diyeceksin değil mi? Ananı arayacaksın. Lohusa ya anacığım tam emin anıyor diye bana gıybet çakacaksın değil mi? Yazıklar olsun sana. Özür dilerim aşkım. Salak salak konuşma be. Aptal konuşma. Bak buraya şimdi. Bu bebek. Bu çantası. İçinde her şeyi var, tamam mı? Bu çocuk üşürse kafasına bere tak. Bu çocuk terlerse üzerine atlet giydir. Bu çocuğun canı isterse de, eğer paşa keyfi isterse de... burada oyuncağı var, abu bu falan yaparsın. Bu oyuncağı vereceksin, ben pazara gidip geleceğim, tamam mı? Al bunu, hadi, hadi. Ne yapacağım ben bunlarla? Şaşırt beni Mesut. Hepsini topla, bana bir kuş yap. Ne yapacaksın ya? Çocuğuna bakacaksın. Ben de pazara gidip geleceğim, Allah delirtme beni. Yeter kızım, ben tek başıma bakamam buna. Yeter. Mesut, senin bu dediğin bizim bebeğimiz. Bir oluşum sonucu ortaya çıktı. Bakarsın, pazara gidip geleceğim. E ya ağlarsa? E bebek bu. Ağlar Mesut. Allah'ım, ne yapacağım ben? Ay, dur dur, ağlama. Ağlama, yemin ediyorum ne yapacağımı bilmiyorum ben. Ah, bebişim, ah sen bize mi üzüldün? Ha? Bize mi üzüldün yavrum? Annem biraz gergin, gergin. Gergin, sen merak etme. Hepsi geçecek. Geçmeyecek. Sen bu densiz amcaya bakma. Annem biraz dinlensin yavrum benim. Oh, normale dönecek. Dönmeyecek. Birader sen işine baksana ya. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu babam benim? Ha sen, ha su, ne oldu? Sus, sus, sus lan, sus. Aa, acıktı. Benim oğluşum acıkmış mı? Aa, biber on buğda buymuş. Acıkmamış mı? Aa, benim oğlumun uykusu gelmiş. Oğlum, oğlum, bak, bak. Çık, 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 çık. Ama sen de biraz babana yardımcı ol ya. Biraz yardımcı ol babana. Ya olmuyor ya. Yapamıyorum abi, yapamıyorum işte. Ben nasıl babayım ya, nasıl babayım ben ya? Bebek çantası. He? Bebek çantası. He? Zıbın. Zıbın burada. Islak mendil. Islak mendil. Islak mendil. Burada. Islak mendil. Islak mendil. Islak mendil. Islak mendil. Oh! Lanet olsun, durduramıyorum. Durmuyor. Daha ıslak mendil. Islak mendil. Her şey yolunda mı? İyi, iyi. Temiz bez. Temiz bez. Buyurun. Pişik kremi. Pişik kremi. Buyurun. Tamamdır. Temmuz. 2 aylık erkek bebek. Yeni mahsul. İyi mahsul. Adı ne keratanın? Adı keratanın adı. Adı keratan. Oğlumun adı ne lan? Oğlunun adını unuttun değil mi? Evet ya. Ben de bir babayım. Saçmalama. Şşt, ağlama. Uyuma, uyuma. Uykusuz bir babasın. 52 saat uykusuzluktan sonra
Adını unutman normal. En son ne zaman uyudun? Dün. Salı günü. Dün cumaydı. Belli ki ululardan ulu bir babasın. Beyefendi. Ne olur. Bana iyi babayı olmayı öğret. Ne olur. Peki. Al yavrucağını kucağına. Biraz oturup dertleşelim seninle. Gel bakalım çiçek kızı. Yok. Go. Sana iyi bir baba olmayı öğretebilirim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. O kim? Muhtar. Bizim muhtarlık parkın içindedir. Gel otur. Sana iyi bir baba olmayı öğretebilirim. Ama eşinin gözünde iyi bir baba olmayı öğretemem. Çünkü bu mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Anlatayım güzel kardeşim. Bak, bu benim kızım. 15 aylık. 5 aylıktı annesinin doğum izni bitti. Yani 10 aydır yavrucağımıza ben bakıyorum. Altını alma sürem 6 saniyenin altına düştü. 3 sebzeden 128 çeşit mama yapabiliyorum. Şimdiye kadar 24.580 sayfa masal kitabı okudum. Hatta geçen gün kızım konuşmayı söktü. Anne dedi. Abi normal, genelde anne diyorlar ilk. Bana anne dedi ulan. Bana anne dedi. Kızım beni annesi zannediyor. Peki ben annesinin gözünde iyi bir baba mıyım? Hayır, ben annesinin gözünde enteresan ve ilgisiz bir babayım. Ah, affedersin. Sütüm geldi. Ne? Abi. Abi peki niye böyle oluyor ya? Ben bir türlü anlamıyorum. Niye böyle oluyor? Yani karım doğum yaptıktan sonra değişir demişlerdi, evet. Ama bizimkisi lisedeki müdür yardımcısına döndü. Durmadan azar işitiyorum. Tırnak kontrolü yapmadan çocuğumu sevdirmiyor. Niye böyle ya, niye? Anne, ulan o anne. Sen 2 aydır ebeveynsin. Ama o karnında bir insan yarattı. Peki ne zaman geçecek bu uykusuzluk, bu ağlamalar? 2-3 yaşına gelince bitecek mi? Bitmeyecek. Bir dakika. Bilal abi, hoş geldin abim. Üstadım, hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. Abi bu arkadaş kim? Çocuk parkına yeni düşmüş abi. Yeni baba. Demek yeni bir çocuk parkı babasısın ha? O zaman şunu unutma evlat. Çocuk parkı zordur. Çocuk parkı çetindir. Evvela şunu bil ki... Baba! Efendim kızım? Babacığım! Efendim? Benim yanıma. Bir parçacık çıktı. Ne buldun sen acaba? Hemen geldim kızım. Ama Şükran babaya vurmak konusunda ne konuştuk kızım? Allah Allah, babaya vurmak yok. Vurmayı keşfediyordu, ondan biraz heyecanlı. Babacığım. Efendim kızım? Ama bak, geldim kızım. Ulan babamdan yemediğim dayağı kızımdan yedim ya. Abi, o elinize tuttuğunuz ne? Ha bu tasma. Bunu ben buldum. Bizim cimcime biraz hareketli de. Öyle çok hareket ettiği zaman ben bunu kullanıyorum. Böyle bir çözüm buldum. Bu tasma sayesinde asla gözümün önünden ayrılma. Pardon Şükran. Güzel konuşuyor. He? Biraz konuşabilir misin bizimle çocuk gibi? Sarıyla mı? Öylesin tamam. Neymiş? Öylesin tamam diyorum. Beni anlamıyor musun? Ne diyor? Öyleyse diyor, tamam diyor, sen neyi anlamadın? Çalıştığın için biliyorsun tabii abi. Ben çözdüm şifresini. Ben mi anladım? Sen anlıyor musun Mesut ne dediği? Sen ben mi? Ha. Bana mı diyorsun? Evet. Ben kendimi anlamıyorum. konuşalım, kaç yaşındasın sen? Sanırım 6. Neler yapıyorsun, nelerden hoşlanıyorsun? Geziyorum, bir de yemekler yiyorum, bir de babamı dövüyorum. Ben bunu alırım eve. Öyle mi diyorsun? Seni de döverim istersen. İyi çocuk da dayağı var. Yoksa güzel çocuk yani. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptın? Yazın havuzda çıpı çıpılar yapmıştım. Yüz.
Ama o artık bir havuz değildi. Ama beni çocuk havuzuna almıyorlar. Niye? Niye mi? Başka da bir şey ne yapılır? Bir de bir şey işte bilmiyorum. İnanır mısın? Bunu ben de anlamadım. Okula başladın mı? Büyüyünce ne olacak? Daha büyümesin, ne olur. Ocağıma incir ağacı diktim. Ben onu böyle seviyorum. Güzel bebeğim benim. Bir tanem bebeğim. Ben de Bilal babamı çok seviyorum. Çünkü ona şarkılar bir de söylüyorum. Ne söylüyorsun? Başlayayım mı söyleyeyim? Başla. Emin misin? Bunu siz istediniz. Buyur bakalım. Başlıyorum. Çok güzel. Müthiş bir evlat yetiştiriyorum. Allah başlasın. Harikaymış. Şükran, sık sık seni böyle karşımızda görmek istiyoruz. Sevindi herhalde değil mi? He? Sevindi herhalde değil mi? Onu da anlamıyor baba. Hemen anlayın onu. Tamam, anladım. Anladınız. Tebrik ediyorum. Kaldığımız yerden devam edin. Bu tasma. Onu soracaksın. Çünkü oraya baktın gibi geldi. Bir de şunu yaptım. He? O da işte onu işaret ettin. Bu tasma. Bu... Canım. Neyi soruyorsun, bunu mu? Abi, o elinde tuttuğunuz ne? Ben ne anlatıyorum? Abi izin vermiyorsunuz. Kusura bakma. Sahnede tasma varsa... bu tasma. Peki. Bu sene ne tasma yaptı be? Bu tasma. Bizim cimcime biraz hareketli de... Ha. Bu sayede onu durduruyorum. Bu yöntemi ben buldum. Bunun sayesinde gözümün önden... Ayrılma! Şükran! Kızım parkın içinde koş. Koşmayı keşfediyor da. Ha. Şu benim arabayı park et de biraz konuşalım seninle. Çocuk parkında adettir. Yeni baba eski babanın çocuk arabasını park eder. Ha, devrecilik var. Anlat bakalım genç. Nasıl düştün çocuk parkına? Abi ben suçsuzum ya. Çocuk parkına düşen herkes suçsuzdur. Hasan abi hatırlıyorsun, 8 çocuk yapmış hala suçsuzum. Roket Hasan. Roket Hasan. Vallahi abi, ben de anlamadım ki. Bir anlık gaflet işte. Bir akşam yemeğinde akrabalar oturttuk karşısına. Mesut oğlum dediler. Soyumuzun devamı sana bağlı dediler. Torun istiyoruz dediler. Ben olmaz dedim. Yapamam dedim. Daha gencim dedim. Ama soyadımızı yerden kaldırmayacaksın mı dediler. Benim hanım da 28 yaşında olunca abi. Biyolojik saat. Kader kurbanıyım abi. Ben aslında çocuğumu çok seviyorum. Ama yapamıyorum işte abi. Beceremiyorum. Ağlama, ağlama. Abi ya. Ağlama, ağlama. Çocuk uyuyor, ağlama. İçine ağla. Deli. Biz de çocuğumuzu seviyoruz elbette. He. Değil mi Bilal abi? Efkarlandık şimdi, görüyor musun ya? Bilal abi, he, bize bir türkü söyle de... efkarımızı dağıtalım. Bir an söyleyemeyeceksin sandım. Sen söyle abi türkünü. Peki İbrahim. O zaman bu türkü... tüm çocuk parkı babalarına gelsin. Kırmızı balık göller.
insan geliyor, ultasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı Hasan tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Çok güzel. Türkü harikaydı. Sağ ol. Şimdi şöyle bir şey. Senin bu performansın sırasında bu türküyü daha iyi anlayabilmek için canlandırma da yapalım. Yani ben çaldığıma göre o ben değilim. bize bir kırmızı balık, bir de balıkçı Hasan lazım. Düşünelim kim onlar? Kırmızı balık. İki kişi diyorsun. Nasıl bir balık? Hamsi mi, orkin olsun? Hamsi mi? Köpek balığı var elimizde. Ya da... Kim tercih yapsın? Hanginiz, biriniz kırmızı balık olun, biriniz ben balıkçı... Ben balıkçı Hasan olmak istiyorum. Tamam, sen balıkçı Hasan ol. Kırmızı balık mı olacağım? Yani sözleri dinleyerek ona göre hareket edeceğiz. Balıkçı Hasan'la kırmızı balık. Ona göre de... O kadar mutluyum. Şarkıyı çok güzel anlatmış olacağız. Sahne sizin, buyurun. CV'mde bir kırmızı balık var. Hem de yeşil gömlekle. Güzel. Nasıl balık o ya? Yüzüyor, yüzüyor. Daha mevsimi değil bunun. Tutmayayım ben bunu. Hep bir uçasım var ama... Ama işte balık. Çok güzel. Hareket edin. Yakaladın balığı. Ya gelmezse ben yatayım. Kırmızı balık gölde hırla hırla yüzüyor. Baştan alacağım, özür dilerim. Konsantrasyonum bozuldu. Kırmızı balık gölde hırla hırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, tasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Ye, 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 ye! Bir şey söyleyeceğim. Galiba kasıtla bir hata yaptık. Galiba Mesut daha iyi balıkçı Hasan olacak. Ben kötü müyüm? Sen kırmızı balık ol. Ya ben nasıl öyle kıvırayım o kadar? Ama Mesut'a yakışan balıkçı Hasan bence. Bence de. Öpmek istiyorum. Bir balıkçı. O zaman evet. Ben giriyorum. İbrahim de hani böyle korkunca şişen balıklar. Balon balığı. Ha, balon balığı. Şey, balıkçı Hasan'ı görünce balon balığı olacak. Yani. Bunun ödü patlamış bu. İşte sen onu oyununla yedireceksin. Sahne bunu ağzını ve ağzını da unutma balığı. Yüzüşünü de unutma. İşte balıkçıyı görünce balon olacak. Buyurun. Başka bir şey mi çalsam? Kırmızı balina gül. Yok ya, şişen balon. Balon balığı gölde kırla kırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, ultasını atıyor. Kırmızı balık dinle. Kırmızı balık kime diyorum? Dinle, sakın yemi yeme. Ben yerim galiba. Yerim gibi duruyor. Olmaz. Ben yerim. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza bu. Bu balık evet yakalanır, biz de onu görmek istemiyoruz. Yeme diyeceğim ama belli ki yiyeceğim. O yüzden kırmızı balina hayalim başlamadan bitti. Oh ulan kırmızı balık. Oh. Ah, yüreğine sağlık Bela abi. Peki sence ne olmuştur? Kırmızı balık kaçabilmiş midir abi? Kim bilir İbrahim.
Kırmızı balığın akıbeti bir sırdır. Abicim, saçmalamayın. Çocuk şarkısı bu. Biz başka şarkı bilmiyoruz ki. Biz yıllardır çocuk şarkısı söyle söyle diğerlerini unuttuk. Tamam abi, muhabbeti değiştirelim. Futbol konuşalım. Fener nasıl bu sezon? Ha? Pepe'nin transferi nasıl Beşiktaş transferi? Pepe? He. Vallahi bizim bildiğimiz tek Pepe. Pepe, Pepe çok üzülüyor. Abele de dudağını büküyor. Abi, o Pepe değil ya. Futbolcu Pepe'den bahsediyorum. Allah'ım, benim sonum da böyle mi olacak? Evet. Bundan sonra sadece bunlar konuşulacak kardeşim. Bundan sonra hep buradayız. Sadece burada. Bundan sonra hayatındaki tek aktivite bu çocuk parkı olacak. Bunu bil ve bununla yaşa. Evet. Bundan sonra hayatım burada mı geçecek? Hmm. Buralar böyle bu. Yo, olmaz. Ben gençliğimi buraya gömemem ya gençliğimi. Hayır ya! Hayır! Tamam. İstemiyorum! İbrahim, istemiyorum! Bilal abi! Hayır istemiyorum! Çabuk sakinleştiriciyi ver, çabuk! Tamam, sakin ol. Hem çek çek. Emzik her zaman işe yarar. Yayım. Canım benim. Üf, üf, üf. İbrahim gelene bak. Of, o ne ya abi? Bu ne ya? Vay vay vay. Abi ayıptır. Çoluk çocuk sahibi adamlarsınız ya. Başkasının karısına niye bakıyorsunuz? Ulan kadına bakan kim? Biz adama bakıyoruz. Gencecik, bekar, çoluk çocuk yok. Abi bu var ya, geceler boyu sabahlara kadar FIFA oynuyordur yemin ediyorum, hem de her gece. Tabii ya, bu var ya bu. Öğlene kadar horul horul uyuyordur biliyor musunuz? Bunun kendine ait odası bile vardır. Vardır. Vay anam, vay 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 ya, şu adam gibi ömrüm olsun. 10 milyar borcum olsun ben. Ben dayanamıyorum ya. Şş, söylesene. Şş. Baksana bir, akşam 8'den sonra hayat var mı? Söylemezsin tabii. Tabii. Ya Rabbi, ben neler yaşıyorum ya. Bilal abi, lütfen söyle. Bu çocuk ne zaman uyuyacak? Uyuyacak mı? Bir düşüneyim. Uyumayacak. Bitti mi ya? La oğlum, tamam ya. Bir sakin ol. Allah Allah. Belli bir yaşa gelince çocukla iletişim kuruyorsun. İşte o zaman patronun kim olduğunu ona göstermen lazım. Ona patronun kim olduğunu hissettirirsen sorun moruk kalmıyor. Bak şimdi. Şükran! Gel kızım buraya. Gel. Gelmedi. Neden? Neden? Çünkü daha ona sert yüzümü göstermedim. Bak şimdi. Şükran! Gel kızım buraya. Dur kızım, he. Bak. Ya bu yapma, ya bu yapma. Gitti. Ama geri gelecek. Neden? Çünkü ipler benim elimde. Çocuğun ince motor becerileri çok gelişti. Biraz da kuvvetli, beni çekiyor. Ama keşfediyor çocuk. Ne olsun, görüşürüz. Gitti. Ama sürünerek gitti. Yahu tamam. Babalık zor, kabul. Çok. Ama annelik daha da zor. Şimdi bak. Senin bu çocuğun, yavrucağın yüzüne bir gülecek. Öyle bir bakacak. Bir kollarını açacak. O zaman hatırlayacaksın baba olman ne demek olduğunu. Sıra kızım, koşma. Sonra unutacaksın. Ama gün gelecek, yavrucuğun sana baba, babacığım diyecek. İşte o zaman hatırlayacaksın tekrar baba olmanın ne demek olduğunu. Şükran, bırak kızımı. Şürek o, şürek. Bırak, ölümden. Sonra unutacaksın. Ama günler günleri, yıllar yılları kovalayacak. Ve sen her defasında daha iyi anlayacaksın baba olmanın kıymetini kardeşim. Ya o mızrağı nereden buldun? Oh. Gözüne bakma.
sen kızın babaya mızrak sokma konusunda ne konuştun? Neyse, ne diyorduk? Sonra bir gün bir bakacaksın, saatine bir bakacaksın, Pepe'nin yeni bölümü başlamak üzere. Bizimki Pepe'nin yeni bölümünü izlemezse hayatta uyumaz, bütün gece uyumaz. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun, ben gidiyorum. Abi yapma, ben ne yapacağım ya, ya ağlarsa? Ya tamam bak, sen babasın, saçmalama. Hayır, Mehmet, İçindeki sese kulak ver. Zor durumda kaldığında içindeki gücü dinle, tamam mı? Ve sakın unutma, panik yok. Panik yapan bir baba sakarlık yapar. Panik yok, sakarlık yok. Sakın panik yapma, tamam mı? Sakın. Görmeyeceğim, duymayacağım. Panik yapma. Sakın. Hadi. Gel yavrum, Pepe başlıyor. Ya tamam. Kızım benim, hadi. Tamam. Hadi sen. Panik yok, sakarlık da yok. Çok iyi baba olacağım. Oğlum benim. Sana o kadar iyi baba olacağım ki. Herkes görecek bak. Aa! Lan bu kız! İbrahim abi! İbrahim abi, bebekler karıştı.